Değerli misafirler, üniversitemizin, üniversitelerimizin en kıymetli hazinesi, gerçek varlığı hocalarımız ve üniversitelerimizin varlık sebebi değerli öğrenciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2022-2023 akademik yılının Çankırı Karatekin Üniversitesi başta olmak üzere bütün üniversitelerimiz, bütün öğrencilerimiz, hocalarımız ve memleketimiz için, Türkiye için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Geçen yılda biraz akademik yıl açılışıyla ilgili olarak biraz da İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çankırı'ya gelişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle yine buradaydık. Üniversite açılışındaydık. Bu şekilde 2 yıl arka arkaya gelmiş olduğum tek üniversite, Çankırı Karatekin Üniversitesi. Tabii Çankırı birçok bakımdan çok özel bir şehrimiz. Öncelikle çok kadim bir geçmişi var. Uzak çağlardan yakın coğrafyaya merkezi bir karakteri olan şehrimiz. İslam topraklarına da katılışı itibariyle Anadolu'daki ilk zaman olarak ilk şehirlerimizden. Bilhassa milli mücadelede Çankırı'nın önemli, emin, güvenilir bir şehir olarak önemli bir fonksiyon icra ettiğini ifade etmeliyiz. O tarihlerde İstanbul'dan, başka yerlerden Ankara'ya intikal edecek insanlar, silah, başka mühimmat, lojistik tamamen İnebolu'dan, Kastamonu'dan ve Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşabiliyordu. Bu bakımdan Çankırı'nın milli mücadeledeki fonksiyonu çok özel bir fonksiyon. Çankırı'da yaşamak, Çankırı'da bulunmak, Çankırı'yı ziyaret etmek o bakımdan kıymetli. Tabii Çankırı Karatekin Üniversitesi bizim genç üniversitelerimizden 15. yılını idrak etti 2022 yılında. Ama bu süre içerisinde rektör hocamızın da ifade ettiği gibi 21'in üzerinde öğrenciyle birçok akademik birimiyle faaliyet gösteren başarılı üniversitelerimizden biri. Tabii Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak kuruluşu itibariyle 15. yıl. Daha önce Ankara'daki üniversitelerimizin burada birçok akademik birimleri vardı. Dolayısıyla akademik gelenekler bakımından, üniversite öğretimi bakımından daha uzun bir geçmişe ve bir maziye sahip. Tabii büyük şehir içinde değil ama büyük şehrin dışında da değil. Ankara'ya yakınlığı bir avantaj. Ama Ankara'nın içinde olmaması da ayrı bir avantaj. Büyük şehirlerin üniversite hayatı bakımından avantajlı yönleri de var elbette ama dezavantajları da çok. Dolayısıyla hakikaten konum itibarıyla da üniversitemiz Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla çok elverişli öğrenciler için, akademik hayat bakımından çok elverişli bir durumda. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de hocamızın da bahsettiği gibi toplam 209 üniversite var. Bunlardan 131'i kamu üniversitesi. Geri kalan 78'i ise vakıf üniversitesi. Sanıyorum 4 tanesi bunlardan fakülte olmayan meslek lisesi okullarından oluşan üniversiteler. Türkiye'de bu 20 yıl içerisinde üniversite sayımız bu noktaya geldi ve her ilimizde bir üniversite bulunuyor. O bakımdan hocam Çankırı Karatekin Üniversitesi ile ilgili bazı taleplerde bulundu. Tabii olsa dükkan sizin tabii ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak devletin nasıl para toplayacağını, nerelerden para toplayacağını, topladığı paraları nereye harcayacağına karar veriyoruz meclis olarak ama para bizim elimizden geçmiyor. Bizde değil. Meclisimizin bütçesi var. Bir de tabii böyle bir imkan olsa da dediğim gibi 209 üniversite var. Bunları paylaştırsak herhalde buraya fazla bir şey düşmez. Bakımdan ama ben tavassut edebileceğimiz hususlar olursa onlar da elbette yardımcı olmaya her zaman hazırım. Yani Türkiye'de her yılda üniversite açılması ve üniversite sayısının bu kadar fazla olması vaktiyle tartışma konuları olmuştu.
Bu konu aslında yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadandır tartışması gibi bir sonuca varması mümkün olmayan bir tartışma. Yani önce akademisyenler yetiştirelim, sonra işte bu akademisyenlerin faaliyet göstereceği üniversiteleri açalım, mekanları kuralım mı acaba? Yoksa üniversiteleri açalım, daha sonra bu üniversitelerde görev yapacak akademisyenleri de yetiştiririz. Zaman içerisinde bu olabilir. Bu mu doğru? Bu tartışma sürdürülebilir bir tartışmadır her zaman. Ama bir yerden başlamak lazım. Bence doğru yerden başlanmıştır. Üniversiteler kurulmuştur. Bir rekabet ortamı içerisinde üniversitelerimiz, zaten Türkiye'de öğrenciler bir rekabet ortamı içerisinde üniversitelere yerleştiriliyor. Bir sıralama, başarı sıralamasına göre yapılan bir sınavla yerleştiriliyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin öğrenci celbedebilmek için, çekebilmek için, bir cazibe merkezi olabilmek için yarışmalara gerekiyor. Bugün birçok ilimizde işte yaklaşık aynı dönemlerde açılan üniversitelerimize gidiyorum. Hocamız da bahsetti. 740'ün üzerinde akademisyen var burada şu anda. Üniversitelerimizin çoğu kendi akademik kadrolarında önemli başarılar elde etmiş. Akademisyenler yetiştirmiş, belli bir noktaya gelmiş. İnşallah bu daha yoğun, daha aktif bir şekilde devam edecek. Öbür taraftan tabii ben de akademisyenlik yaptım. 1993 Ocak ayında başladım. 2011 Mart ayında aktif siyasete girmek üzere istifa ettim görevimden. 18 yıldan biraz fazla bir zaman, birkaç ay görev yapmış oldum. Bizim zamanımızla da mukayese edebiliyorum. Tabii hocalarımızdan, daha eski hocalarımızdan dinlediğimiz, gördüğümüz zamanlardan da bahsetme imkanım var. Gerçekten akademik çalışmalar anlamında, akademisyen yetişmesi anlamında, yine öğrencilerimize ders anlatmadan, işte laboratuvar çalışmalarına kadar birçok alanda fizik mekanlar bakımından büyük mesafeler alındı. Ben Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptım. Haydarpaşa'daki o tarihi binadaydık. Bizim hoca olarak uygun odalarımız yoktu. Odaların zaten önemli bir kısmı farklı fonksiyon için düzenlenmiş mekanların dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştu. Bunun dışında ayrıca akademik destekler, çalışmalara verilen destekler bakımından da çok yetersiz düzeydeydi. Bugün hem fizik mekanlar bakımından hem de akademisyenlerin çalışmalarına her bakımdan destek verilmesi açısından çok iyi bir noktadayız. Dolayısıyla devletimiz fizik mekanlarıyla, öğrenci sayısıyla, akademisyen destekleriyle ve akademik çalışmalara verdiği desteklerle üzerine düşen vazifeyi yapmış durumdadır. Yapmaya da devam edecektir. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın. Şimdi işte bu fizik yapıların, mekanların ve imkanların içini doldurmak gerekiyor, muhtevasını oluşturmak gerekiyor. Bu açıdan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize çok büyük bir çalışma disiplini, bir ideal, bir heyecan, şevk gerekiyor. Bu artık sizlerin üzerinde bir vazife, çalışmamak için ve başarılı olmamak için gerçek manada bir mazeret yok ortada. Değerli arkadaşlar, tabii bizim üniversitelerimizden bilhassa beklentimiz, zira üniversiteler toplumumuzun ve devletimizin beyni mahiyetindedir. Beklentimiz sadece başka mekanlarda, batıda bilhassa üretilen bilimin tüketicisi veya nakledicisi olmamasıdır. Bunu yapabilecek imkana, güce sahibiz. Türkiye içerisinde üniversitelerimizde görev yapan birçok başarılı akademisyen arkadaşımız var. Bu anlamda uluslararası literatürde yer alan, fikirleriyle, görüşleriyle, buluşlarıyla yer alan, yurt dışında birçok farklı mekanda, ülkede, üniversitede çalışan ve başarılı olan akademisyenlerimiz var. Yani bugün itibarıyla Türkiye'de akademik çalışmalarda, İlim üretiminde bizim başarılı olmamamız için dünya çapında, uluslararası alanda bir sebep yok. Öbür taraftan geriye dönüp baktığımızda esasen bizim tarihimiz şunu gösteriyor ki ilim alanında en önemli medeniyet, kültür
bizim topraklarımızda, bizim ecdadımızın, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün çalışmalarıyla oluşmuş. Birçok örnek verilebilir, detaya girmeden çarpıcı bir şey ifade etmek istiyorum. Aslında dünyanın batı merkezli izahı, açıklaması çok eski bir durum değildir. 1730'larda yazılmaya başlanmış, İngiltere'de yazılmaya başlanmış bir tarih kitabı. Bu tarih kitabı, dünya tarihi kitabı. İyi bir çalışma. 62 ciltten oluşuyor bu tarih kitabı. Bu kitap iki ana bölüme ayrılmış. Birisi kadim, ansen dönem. Diğeri ise modern dönem diye iki bölüme ayrılmış. Kadim dönem 18 ciltten oluşuyor. Baktığımızda aslında bu içeriğin önemli kaynakları tamamen İslam tarihiyle ilgili yazılmış kaynaklar. İslam tarihini yazan müelliflerin kaynak olarak gösteriyorlar. Geri kalan 44 ciltlik dönem modern dönem. Modern dönem ne zaman başlıyor, nereden başlıyor? Modern dönem Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuyla başlıyor. Türkiye'de yazılmış bir kitaptan bahsetmiyorum ben, bir siyer kitabı değil. Bahsettiğim İngiltere'de 1730'larda yazılmış, aşağı yukarı bir 15 sene kadar basımı devam etmiş bir kitap bu. Yani İngiltere'deki entelektüellere dünya tarihi hakkında bir kaynak olması için hazırlanmış bir kitap. Bunun modern dönemi Peygamberimizin doğumuyla başlıyor ve uzunca bir cildin önemli bir kısmı bir nevi bizim siyer dediğimiz Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitapların içeriğine benzer şekilde devam ediyor. Bu 44 cildin yaklaşık 20 cildi bildiğimiz İslam tarihi. Hazreti Peygamber'den sonra 4 halife dönemi, ondan sonra da bizim bildiğimiz o İslam devletlerinin tarihi. Bu kitabı yaklaşık 50 yıl sonra 1780'lerde Fransızca'ya çeviriyorlar ama sade bir çeviri değil, aynı zamanda ilaveler de var. Hatta iki katından fazla büyümüş kitap, 125 cilde ulaşmış. Bu da yine iki bölümden oluşuyor. Bir kadim tarih, bir de modern dönem. Bu kadim tarih dönemi 40 cilt. Bu Fransızca olan kısımda, eserde. Geri kalan da 85 cilt. Burada da aynı şekilde modern dönem yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuyla başlıyor. Daha uzunca bir siyer bölümü var bu kitapta. Ve bu 85 cildinde yine 30 ciltten fazlası bildiğimiz bizim İslam tarihini anlatıyor. 4 halife dönemi, daha sonraki İslam devletleri tarihi. İşte yakın yıllarda yine bu Almanca'ya çevirisi başladığı zaman yine kadim dönem aşağı yukarı aynı ama modern dönemi yazmaya başladıklarında diyorlar ki Almanlar ya bir dakika biz niye İslam tarihini anlatıyoruz, kendi tarihimizi anlatmıyoruz diye. Bunun üzerine işte Almanların, Prusya'nın, oradaki kabilelerin, devletlerin alan tarihiyle, şehirlerin tarihiyle başlayan yeni bir şey yazmaya başlıyorlar. Söylediğim tarihler 18. yüzyıl. Demek ki 19. yüzyıldan önce esasen bir kere dünya tarihi algısı Batı'dakinden bahsediyoruz, bizdekinden, Osmanlı'dakinden değil. Batı'da dünya tarihi algısı Batı'nın merkezde olduğu, Avrupa'nın merkezde olduğu bir dünya tarihi algısı değil. Tam aksine, tam tersine işte İslam dünyasının hem coğrafya olarak, hem tarih olarak, hem kültür ve medeniyet olarak merkezde olduğu bir dünya algısı. Aşağı yukarı 200 yıl geçmiş. Şüphesiz hemen 19. yüzyılın başlarında da bir Batı merkezli, Avrupa merkezli bir tarih anlayışı, dünya anlayışı da oluşmuştur diyemeyiz. Dolayısıyla bir 100 yılda, azami 200 yıl arasında bir tarihi dönemdir. Bunun içerisine her şeyi, siyasetten bilime, üniversitelere vesaire ne varsa her şeyi bunun içerisine koyabiliriz. Dolayısıyla bizim özellikle yapacağımız çalışmalarda
akademik çalışmalar başta olmak üzere her alandaki çalışmalarda bunu gözden uzak tutmamalıyız. Bu özgüvenimizle ilgili bir meseledir. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında Batı'daki teknolojik gelişmeler çerçevesinde başta Osmanlı topraklarında yaşayan insanlar olmak üzere genel olarak Doğu İslam dünyası bir nevi aşağılık kompleksi içerisine girmişti. O günler, o dönemler bakımından bunlar belki anlaşılabilir, kabul edilebilir değil ama anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarıyla bizim tarihimizden, Batı'nın tarihinden, dünya tarihinden çıkaracağımız sonuç bizim bir özgüveni hak eden bir topluluk olduğumuz, bir toplum olduğumuz, bir millet olduğumuz sonucudur. Bu açıdan akademik dünyada da bulunduğumuz nokta itibarıyla bizim akademik hayata, bilim hayatına belki paradigmalar üzerinden de değişikliklere götürecek kadar bilhassa sosyal bilimler alanında çalışmalar yapabilecek güce, kudrete, muktesebata sahibiz. Bunu burada öğrencilerimiz için de bilhassa ifade etmek istiyorum. Özellikle değerli arkadaşlar, tabii öğrenme, öğretmeyle ilgili, bilgiyle ilgili de çok büyük farklılıklar var. Özellikle belki bir 10 yıl, belki 20 yıl gibi bir zaman içerisinde. Bu salgın döneminin, pandemi sürecinin de büyük ölçüde bu yeni anlayışı, yeni durumu derinleştirdiğini, daha güçlü, etkili bir temele kavuşturduğunu görüyoruz. Eskiden temel hedefi öğretimin temel hedefi bilgi aktarımıydı. Çünkü bilgi kolay bulunabilen bir şey değildi. Bizim işte ortaokul yıllarımızda ders kitaplarımız vardı. Onun dışında kaynak kitaplar bulabilmek Türkçe'de kolay değildi. Mesela 80'lerin başında, ortaokul yıllarında, 82'de, 83'te bir ansiklopedi, yani bir aklımıza takılan herhangi bir şey hakkında bilgi alabileceğimiz bir metin, bir kaynak arıyordum. Zar zor o yıllarda yeni basılmış bir ansiklopedi, o seviyede bir öğrenciye hitap eden ansiklopedi, genel kültür ansiklopedisi bulabilmiştik. Şüphesiz akademik çalışmalar için çok daha erken dönemlerde, 20. yüzyılın başlarında yapılmış, Hollanda'da hazırlanmış İslam ansiklopedisi vardı, onun Türkçesi vardır. Başlanmış, bitmemiş Türk ansiklopedisi vardı. Onlar daha çok akademisyenlere hitap eden çalışmalardı. Çok zordu. Onun için hocalar, öğretmenler, öğrenciye bilgi veriyorlardı, bilgi aktarıyorlardı. Fakat şimdi durum değişti. Bilgi çok kolay ulaşılabilir, erişilebilir hale geldi. Hepimiz aslında bütün bilgileri aşağı yukarı cebimizde gezdiriyoruz. Cep telefonlarında istediğiniz zaman, istediğiniz bilgiye ulaşma imkanı var. Ve bilgi çok. Hatta bu bilginin çok olması, yani doğrusuyla yanlışıyla çok olmasının ciddi bir sorun teşkil ettiğini de söyleyebiliriz. Bunu ifade etmek için bilhassa bu pandemiden hareketle buna infodemi diyen bazı akademisyenler, araştırmacılar da var. Bir bilgi kirliliği, bilgi çokluğuyla karşı karşıyayız. Bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. İşte böyle bir noktada artık öğrencilere bilgi aktarmaktan ziyade öğrencilerin maruz kaldığı bu bilgilerin doğrusunu yanlışını ayırma ve bunların doğru olanıyla yanlış olanını birbirinden ayırarak bunlarla bilgisini geliştirebilme yollarını öğretmemiz lazım. Bu sadece üniversiteler açısından değil elbette. Üniversite zaten eskiden beri de bir ölçüde bunu yapıyordu. Ama bizim özellikle ilk ve orta öğretimde öğrencilere bunları öğretmek, yani bilginin, doğru bilgiye ulaşmanın yollarını, yöntemlerini ve elde ettiğimiz bilgilerin doğrusunu, yanlışını birbirinden ayırabilmenin imkanlarını öğrenciye vermemiz, sunmamız lazım. Bu açıdan üniversitelerde de öğretimin yöntemleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Zaten temel olarak kaynaklara ulaşmanın yollarını öğretmek üniversitenin amaçlarından birisi. İşte bu kaynaklardan güvenilir olanları ayırma, bunları birbirinden tefrik edebilme kabiliyetini öğrenciye vermek de çok önemli bir mesele haline geldi.
bu dönemde. Öbür taraftan tabii eskiden bilgi aktarımı üniversitelerde bilhassa tek yönlüydü. Yani hoca anlatır, öğrenci onu alır. Yani hoca verici, öğrenci alıcıdır. Şimdi öyle değil. Öğrencilerin de birçok bilgilere sahip olması, kanaatlere sahip olması çok daha fazla mümkün hale geldi. Bahsetmiş olduğum bu bilgi çokluğundan dolayı. Dolayısıyla artık öğretme şeklinde birbirini tamamlayan bir dairevi sürecin içerisinde akademik çalışma yapan arkadaşlarımızla, hocalarımızla. Bu açıdan ben bir taraftan tabii bunun eskiden bilginin üretildiği merkezlerde idi esas bilgi ve buna ulaşmak zor idi. Şimdi ise bu kadar yaygınlık ve bolluk içerisinde bilgiye ulaşabilmek çok daha kolay hale geldi. Bunun büyük bir avantaj olduğunu da bir taraftan tabii söylemeliyiz. Eskiden belli bir yolu izleyerek ancak bugün işte batıdaki üniversitelerdeki çalışmalara ulaşabilme imkanlarımız vardı. Şimdi onlarla eş düzeyde o bilgileri değerlendirip yeni şeyler yapabilme, üretebilme imkanları, yolları da önümüzde açılmış olmaya başladı. Nitekim Türkiye'nin son zamanlarda teknolojik anlamda bilhassa savunma sanayi ile ilgili atmış olduğu önemli adımların temelinde de bu var. Yani eskiden savunma sanayi alanında belli bir noktaya gelebilmek için başlamanız gereken bir alt seviyeler vardı. Ancak buraları, bu adımları geçerek ulaşabilirdiniz ileri noktalara. Şimdi öyle değil. İstediğiniz yerden başlasanız yeni şeyler, teknolojik gelişmelerle bir rekabet içerisine girme imkanınız var. Yeter ki bu alanları doğru seçip bir disiplin içerisinde çalışma, bir kararlılık içerisinde çalışma imkanımız olsun. Değerli arkadaşlar, tabii üniversitelerimiz toplumun ve devletimizin beyni derken kastettiğim şey bir bütünlük içerisinde çalışma, birbirini destekleyen, birbirini geliştiren ve karşılıklı etkileşim içerisinde çalışmayı kastederek bunu ifade ediyorum. Üniversitelerimiz daha önce, çeyrek asır önce, o kadar da değil belki bir 15 sene önce, 10 sene önce üniversitelerimiz büyük ölçüde toplumdan ve siyasetten, devletten uzak, kendi içinde kapalı bir takım gündemlerle çalışan kurumlardı. Kendi özel gündemleri vardı. Neydi? En önemli gündemlerden birisi de üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamaktı. Tabii başörtü meselesi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Burada başörtüsü meselesini sadece bir kız öğrencimizin başını örtmesi, bu şekilde içeri girmesi, üniversitede derse girmesi olarak değerlendirmemek lazım. Başörtüsü meselesi Türkiye'de daha 1968-69'dan beri bir sembolik mesele olarak tartışılmaktadır. Esasen bunu görmek lazım. Nasıl bir sembolik mesele? Başörtüsü dindarlığın, dini hayatın bir görünür bir simgesidir, sembolüdür. Burada başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değildir. Bu dini hayatın toplumsal hayatta görünürlüğüne karşı olmaktır. Buradaki tartışmaların arka planına baktığınızda budur. Ben öğrencilik yıllarımdan itibaren bu işin içinde oldum. Hukuk fakültesinde dergi çıkarttık. Ben yayın yönetmeniydim derginin, Türkiye geneline yayın yapan bir dergiydi. Teklif Aylık Hukuk Dergisi. Bu derginin ilk sayısında başörtüsü konusunu ben uzunca bir makaleyle yazmıştım. Değerlendirdiğim, makaleye konu ettiğim husus Danıştay'ın 1984'te vermiş olduğu bir karardı başörtüsüyle ilgili. Danıştay bu kararda şunu diyor: yüksek öğrenim görmemiş olan köylerde, kasabalarda yaşayan kadınlarımızın başını örtmesinin esasen bir mahsuru yoktur. Ama üniversite okuma aşamasına kadar gelmiş olan bir kız öğrencinin başını örtmesine müsaade edilmemelidir. O artık bir bilinçli bir tavır, bir tutumdur diyor. İşte tam da yaklaşım, burada özetlemeye çalıştım. Kararda var, 1984'te Danıştay'ın
bir öğrenciyle ilgili vermiş olduğu kararına bakabilir. Ben sadece çok kısa özetini verdim. Şimdi kastettiği iki vahim durum var. Birisi şu, diyor ki bizim eğitim, öğretim hayatımız aslında başörtüsünden, tabii o bir simge, dini hayattan, dindarlıktan insanları uzaklaştırmak için kurulmuş bir yapıdır, bir sistemdir. Eğer üniversitede biz başörtülü görüyorsak sistem iyi çalışmamış demektir, diyor bir taraftan. Eğitim sistemiyle ilgili bir üstü örtülü iddia var. Tabii öbür taraftan da bunu sadece bir cahillikle başörtüsünü veya işte şehir hayatından uzak bir hayat içerisinde yaşayan insanla ilişkilendiriyor. Gerçekten de bakış açısı buydu ve esas mücadele zaten bu konuda bu bakış açısıyla olan bir mücadeleydi. Söylenenlerin, yazılanların arka planında bunu çok net olarak, açık olarak görüyoruz. Tabii ben burada bugün başörtüsüyle ilgili herhangi bir sorun yok. Bu ortadan kalktı, bununla ilgili herhangi bir hukuki düzenleme olmaksızın ortadan kalktı. Çünkü bu konuda geniş ve geri dönülmez bir toplumsal mutabakat oluştu. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Daha önce bu konuda çok sert, hatta hakaretamiz ifadeler kullanan bazı kişilerin, siyasetçilerin de artık bu noktaya gelmiş olması, yani bu serbestliği, bunu doğal karşılayan, normal karşılayan bir noktaya gelmiş olması bence çok önemli. Fakat çok geçmişteki zamanlardan bahsetmiyorum. 2008 yılında, Ocak ayında başörtüsünün üniversitelerde, sadece üniversitelerde serbest olabilmesi için bir anayasa değişikliği yapılmıştı. Bir anayasa değişikliği. Niye? Yani anayasa değişikliği yapmayı icap ettirecek bir şey değil, durum değil aslında. Ama yönetmelikle yapıldığında sorun çözülememiş. Kanunla yapılmış, iki defa rahmetli Özal zamanında kanun çıkartılmış bu konuda, sorun çözülememiş. Neden? Çünkü mahkemeler iptal ediyor bunları. O zaman denmiş ki, yani bu anayasayla yapabilirsek belki bunu bir teminat altına alabiliriz diye düşünülmüş ve anayasaya değişiklik yapılmış. Hemen ertesi gün gazetelerden birisinin bugün o zamanki yazarları, işte yayın kurulu, şimdi tabii çok demokratlar, şimdi onlar ortalıkta öyle geziniyorlar. 411 oyla kabul edilmiş bu. 411 el kaosa kalktı diye manşet atmıştı. 2008'den bahsediyorum, yani 14 yıl. Bir zaman önce. Ve daha sonra Anayasa Mahkemesi'nde bu konuda dava açılmıştı. Ve anayasa değişikliği esasen teorik olarak mümkün olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Anayasa değişikliği iptal edilmişti. Ve anayasa değişikliği konusunda öncülük yaptığı için AK Parti ile ilgili de kapatma davası açılmıştı. Gerekçelerden birisi de üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakma yönünde eylemler içerisinde bulunmasıydı. Kararda da bu var. AK Parti kapatılmadı ama bir kişinin oyuyla. Bir kişi daha kapatılsın deseydi AK Parti kapatılmış olacaktı. 6 ay önce seçimden %50 oy alarak gelmiş olan bir partiden bahsediyoruz o tarihte. 2007 Temmuz ayında seçim yapılmıştı. 2008 Türkiye'sini bir tasvir edebiliyor muyum, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tartışmayı sadece bir başörtüsü tartışması bağlamında, bir kız öğrencinin başörtüsü tartışması bağlamında ele almamak lazım. Bu devletin, siyaset elitlerinin, bürokratik elitlerin, milletin değerleriyle barışma meselesidir. Barışma meselesidir. Bunu böyle görmek lazım. Dolayısıyla toplumsal anlamda bir mutabakatla bunun çözülmüş olması çok önemliydi. Yani bunu bir kanunla çözmek de mümkündü bu sorunu daha sonraki dönemlerde. Ama öyle çözmek yerine bu şekilde bir toplumsal mutabakatla çözülmüş olması önemli. Ama şunu görmemiz lazım. Kız çocukların, kadınların başörtü takması veya başörtü takmaması anayasadan veya kanundan kaynaklanan bir hak değildir. Bu gayet doğal, tabii bir haktır. Anayasa ötesi bir haktır. Ama bugün yeni tartışmalar münasebetiyle bunu yeniden Türkiye'nin gündemine getirdiler. Gerek var mıydı? Yoktu bana göre. Ama madem böyle bir tartışma varsa o zaman bunu bir kanun bağlamında ele almak yanlıştır. Çünkü kanunda bir düzenleme yaptığınız zaman
Böyle bir özgürlüğü kanundan kaynaklanan bir özgürlüğe bağlamış, dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bugün kanun yapma çoğunluğuna sahip olan bir grup serbestlik yönünde bir kanun yaparken siz meseleyi bir kanundan kaynaklanan hakka dönüştürdüğünüz için bir başkaları da gelip bu sefer o kanunu kaldırmak suretiyle bunun yasaklanabileceğini de düşünebilir. Aslında anayasayla yapmak bile az önce ifade ettiğim gibi bunun bir anayasa ötesi bir hak olduğunun bilinci içerisinde olursa ancak bir kıymet ifade eder. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma, tartışma noktasına geldi Türkiye şimdi. Bunu bir başarı olarak görüyorum. Esasen Türkiye'nin temel meselesi de budur. Devlet, millet bütünleşmesidir. Anayasada bu kasıtla değil, onu net olarak ifade edeyim. Ama şu ibare birkaç yerde kullanılıyor. Devletin ülkesi ve milleti. Yani bunu şu şekilde ben meramımı anlatmak için bunu kullanıyorum. Kasıt bu değil elbette. Yani bir devlet öznesi var. Bir de o devletin bir ülkesi var. Bir de milleti var. İşte bizim temel meselemiz, eskiden beri mücadelemiz budur. Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Dolayısıyla bu devletin milleti anlayışından Türkiye'yi siyasette ve devlet algısında devletin milleti anlayışından milletin devleti anlayışına dönüştürmek. Bunun yolu da milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesidir. Bunu sağladığımız zaman büyük hamleler yapabilmişiz. İşte milli mücadele böyle bir dönemde yapılmış. Yani niçin mücadele edilmiş? İşte Erzurum, Amasya Tamimi'ne bakalım, Erzurum Kongresi'ne bakalım, Sivas Kongresi'ne bakalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta heyeti temsiliye reisi olarak bütün illere yazmış olduğu, bütün askeri birliklere yazmış olduğu metinlere bakalım. Orada uğruna mücadele verilen, uğruna ölümü göze aldıracak derecede kıymetli kabul ettiğimiz husus nedir? İşte milletimizin değerleridir. Bunlar için savaşılmıştır, bunlar için ölünmüştür, şehit olunmuştur. İşte bu bütünleşmenin sağlandığı dönemlerde büyük hamleler yapabilmişiz. Ha ne zaman ki devletin anlayışları, algıları, önemli saydığı hususlar, yani tırnak içinde değerleri milletinkilerden farklı olmuşsa, o zaman işte bocalamaya başlamışız. Her alanda, uluslararası alanda, siyasette, ekonomide ne varsa her alanda ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler ortaya çıkmış. Bence siyasetin temel hedefi, meselesi milletin değerleriyle devletin değerlerini bütünleştirmek ve devleti milletin devleti haline getirmektir. İşte o zaman Türkiye'nin hamle dönemleri açılmaya başlamıştır. Şimdi böyle bir dönemde, böyle bir kavşak noktasında bunun büyük bir zaruret ifade ettiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Gerçekten dünyanın büyük bir dönüşüm içerisinde olduğu bir dönemin içindeyiz. Tarihin akışının hızlandığı, dönüşümün hızlandığı dönemdeyiz. Tabii tarih bir ırmak gibi bazen yüksek bir debiyle akar, hızlı akar. Bazen de çok aheste, yavaş akar. Tabii akışın hızlandığı yerler daha çok kavşak noktalarıdır, dönemeçlerdir ırmakta. Aynı şekilde tarihte de böyledir. Şimdi tarih okuyoruz. Hepimizin zaten bizim milletimizin özel merak alanıdır tarih okumak. Bir şekilde az veya çok herkes tarih kitapları okuyor. Tarih kitaplarına baktığımızda esas olan tabii ki kronolojidir. Yani dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar, yıllardır. Yani tarihin özü, iskeleti budur. Ama her zaman tarih aynı hızla atmadığı için bazen bakıyorsunuz tarihteki bir yüzyıllık bir dönem şöyle birkaç sayfayla veya kitabın kısa bir bölümüyle geçiştirilmiş, anlatılmış. Ama bazen de bakıyorsunuz ki bir hafta, bir ay gibi bir dönem ciltlerle özel olarak hazırlanmış, yazılmış, çalışılmıştır. İlber Ortaylı hocamızın kitaplarından birisinin adını bilenleriniz vardır. İmparatorluğun en uzun yüzyılı bahsettiği 19. yüzyıl. Adı üstünde ya, yüzyıl, yüzyılın uzunu kısası olur mu? Ama bahsettiği 19. yüzyıl gerçekten de Osmanlı Devleti'nin önceki yüzyıllarıyla mukayese edildiğinde olayların çokluğu bakımından ve birbirini etkilemesi bakımından diğer önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede
bir zenginliğe sahip. Onun için en uzun 100 yıl diyor. Çünkü o Kur'an rejiyi, tarihin akışı içinde gerçekleşen olayların çokluğuyla, etkililiğiyle, sonraki dönemlerin belirleyiciliğiyle alakalı bir şey. İşte bazen işte hızlanır tarihin akışı bir ırmak gibi ve uzun yüzyıllar, uzun yıllar, haftalar yaşamaya başlarız. İşte bugünlerde de benim kanaatim uzun günler, en uzun günler, en uzun haftalar, en uzun aylar, yıllar yaşıyoruz. Bunları tabii geri döndüğümüzde daha fazla idrak edeceğiz. Olayların içerisindeki insanların tarihi olayları anlayabilmesi, her zaman anlamlandırabilmesi kolay değil. İşte İstanbul'un fethiyle alakalı kronikler var. Onu yazan gün gün not tutmuş yazanlar. Bakıyorsunuz 27-28 Mayıs'ta 29-30 Mayıs arasında falan o kroniği tutan kişiye göre çok fazla bir fark yok. Yani zaten onlar birkaç gündür az daha giriyoruz. İşte bugün yarın surların içine giriyoruz şeyinde, havasındalar, anlayışındalar. 29'unda da surların içine girmişler. 30'unda işte İstanbul'un o tarihi yarımadanın içindeler. Onun anlatışında bir olağanüstülük yok. Ama yaklaşık 50 yıl sonra, 100 yıl sonra İstanbul'un fethi tarihinin yani bir çağın kapandığı, bir çağın açıldığı önemli bir olay olduğunu tarihçiler yazmışlar daha sonra. Ama olayların içindekiler o büyük olayın henüz tam olarak farkında değiller. Aynı şey bizim için de geçerli. Bugün yaşadığımız dönemlerin, günlerin, olayların çok büyük olduğunu zaman zaman anlıyoruz, hatırlıyoruz ama tarihin akışına bunların, tarihin yönüne nasıl bir istikamet vereceği konusunda hemen henüz tam bir fikir sahibi değiliz. İşte böyle bir dönemde Türkiye'nin durumu ve rolü çok önemli. Öncelikle tabii Türkiye'nin güçlü karar ve hareket kabiliyeti kolay olan bir imkana kavuşması lazımdı. İşte bu hükümet sistemi değişikliği bunu sağladı. Bunu tekrar detaya girmek, anlatmak istemiyorum ama şu anda bilhassa İtalya'da mesela şu anki temel tartışmalardan birisi de bu. Hükümet sistemi değişikliği, başkanlık sistemi talepleri var şu anda. Çünkü bilhassa bu koalisyonlarla hükümet kuramama, kurulan hükümetleri devam ettirememe sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkelerin başında İtalya geliyor Avrupa'dan. Bu sağlandı. Ama dediğim önemli husus devlet-millet bütünleşmesiydi ve Türkiye bunu büyük ölçüde gerçekleştirdi. Bunda başkanlık sisteminin katkısını da unutmayalım. Yani başkanlık sistemi olmasa bugün birçok siyasi görüşten kişilerin kucaklayıcı toplumun bütününe hitap eden yaklaşımlar, üsluplar benimsemesini beklemek yanlış olurdu. Çünkü herkes kendi partisiyle bir koalisyon içerisinde hükümet olma imkanına sahipti. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ülkeyi yönetecek olanın %50'nin üzerinde oy alması lazım. %50 demek milletin değerlerine saygı demektir. Hatırlayacaksınız 1950'ye doğru giderken en önemli hususlardan biri işte İmam Hatip okulları açılsın, yasaklanan Kur'an kurslarına serbestlik getirilsin, dini hayatla ilgili bir düzenlemelerdir. Başbakanlığa da getirilen Profesör Şemsettin Günaltay dini eğitim almış, müderrislikten gelen birisidir 1949'da, 1950'de. Demek ki milletin kararının, sözünün, oyunun itibar kazandığı dönemde şüphesiz milletin görüşlerinin, değerlerinin de itibar kazandığı ortaya çıkıyor. Başkanlık sistemi buna daha fazla değer kazandırmıştır. Yani bir oyun değeri diyelim 1 ile çarpılıyorsa şimdi 2-3 ile çarpılır hale gelmiştir. Çünkü %50 gerekiyor seçim kazanabilmek için. Dolayısıyla bunun büyük faydaları var. Toplumsal anlamda hem milletimize hem devletimize faydaları var. Türkiye'yi daha kuşatıcı, kapsayıcı, milleti daha iyi anlayabilecek bir noktaya getirmiştir. Bu açıdan değerli arkadaşlar, Türkiye olarak ben önümüzdeki o yeni dünyanın, yeni dünya düzeninin oluşacağı dönemlerin arifesinde Türkiye olarak iyi bir durumda olduğumuzu, sadece jeostrateji olarak değil, jeostrateji bir imkan sunar sadece, o imkanı değerlendirebilmek devleti yönetenlerin elindedir. Türkiye bugün iyi bir noktadadır. Hocamız bahsetti, Sayın Akbaşoğlu bahsetti. Geçen hafta Malezya ve Endonezya'daydım. Endonezya'da G20 ülkelerinin parlamento başkanları toplantısı vardı. Orada Türkiye'nin rolü, etkisiyle ilgili çok güzel şeyler duyduk, dinledik. Bilhassa bu Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında, savaşın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin teşebbüsleri,
öbür taraftan tahıl koridorunun açılması, öbür taraftan iki ülkenin çok önem vermiş olduğu esir mübadelesiyle ilgili konularda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin almış olduğu inisiyatifler istisnasız bütün ülkeler. Rusya'da vardı, Ukrayna'da vardı, İngiltere'de vardı. Hepsi Türkiye'ye hem takdirlerini hem teşekkürlerini ifade ettiler. Çünkü öyle bir noktada ki dünya herkes herkesle konuşamıyor o hale geldi. Herkes birbirinin gıyabında ve aleyhinde ancak konuşabiliyor, nutuk atabiliyor. Eğer bu çekişme daha da kontrolsüz bir şekilde yükselirse, sadece bölgemiz için değil, büyük bütün dünya için çok ciddi bir savaş ve çatışma krizi ihtimali, riski önümüzde. İşte Türkiye bunu yapabilecek, yani tarafların her biriyle görüşebilecek ve onları belli bir noktada bir araya getirebilecek imkana sahip olan ülke. Niye? Çünkü adiliz. Çünkü güveniliriz, emin bir ülkeyiz ve insani esaslara dayanan bir dış politikayı uzun zamandır sürdürüyoruz. Bütün ülkelerle temaslarımızdaki esas budur. Ben bu açıdan gençlerimizin Türkiye'nin hem geçmişine şüphesiz hem bugününe hem de geleceğine büyük bir itimat içerisinde, bir güven içerisinde bulunmalarını bu anlayışla çok ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını burada bir gereklilik, bir zaruret olarak ifade etmek istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitemizin bu akademik açılış yılında, 2022-2023 akademik yılında çok başarılı çalışmalara imzalar atacağını, bilimsel üretim anlamında, öğrencilerimizin kalitesi anlamında ve projeler bakımından çok büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. Aranızda bulunmaktan, sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Akademik yıl hayırlı olsun. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.